Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 5 ile devam ediyoruz. Konumuz kesirler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir mağazanın düzenlediği bahar kampanyası kapsamında müşterilerine sunduğu 3 farklı indirim seçeneği ile ilgili bilgileri içeren görsel aşağıda verilmiştir. Bu mağazada alışveriş yapan müşteriler ödeme yapmak için kasaya geldiklerinde bu 3 indirim seçeneğinden istedikleri birini seçmelidirler. Banu mağazadan tanesi 50 TL olan gömleklerden 3 tane alıyor. Kasaya geldiğinde bu seçeneklerden en az para ödeyeceği seçeneği seçiyor. Banu en çok para ödeyecek şekilde seçimini yapmış olsaydı ne kadar fazla ödemiş olacaktı demiş. Şimdi Banu 3 tane gömlek aldı tanesi 50 lira. Bakalım ne olacak. Birinci seçenek her ürünün 5'te 3'ünü ödeyeceksiniz diyor. Bir ürün 50 TL. 50 TL'nin 5'te 3'ünü ödeyecekse 50 TL'yi ne yapar? 5'e böler 10. 3 ile çarpar onu. 5'te 3'ünü bulur. Ve 30 TL. Bakın bir tane ürün için 30 TL ödeyecek. 3 gömlek aldığına göre 30 çarpı 3'ten toplamda 90 TL para ödeyecek. Burası 90 TL bir seçenek. İkinci seçenekte ürünün toplam fiyatının 1 bölü 2'sini ödeyecek. Yani 150 lira 3 tane gömlek 50 liradan 1 bölü 2'sini ödemek demek yarısını ödemek demektir. 2'ye bölelim. 7 kere var. 14 1 kaldı. 10'da da 5 kere var. 5 kere 2 10. 75 TL ödeyecek çocuklar ikinci seçeneğe göre. 3. seçenek ise 3 ürün alan sadece 2 ürün ücreti ödeyecek. Bakın 50 liradan 3 tane gömlek almıştı. 2 tanesini ödeyeceksiniz diyor. 50-50, 100 TL ödeseniz yeterli diyor. Burası da seçenek olarak 100 TL bir tutar çıkarıyor. Şimdi onu ne yaptı? En az para ödeyeceği seçeneği seçti. Yani 75 lirayı seçti. En fazla ödeyecek şekilde seçseydi neyi seçecekti? 100 lira seçecekti. E 100 liradan 75 lirayı çıkarırsak 25 TL fazla ödeyecekti. E bize de bunu sormuş. Cevabımız D seçeneği olur. İkinci sorumuz. Bir bahçenin çevresine toplam 213 bölü 5 metre tel çekilecektir. Telin metre fiyatı satın alınacak miktara göre değişiklik göstermektedir. Telin metre fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre satın alınan telin metre fiyatı kaç liradır demiş. Evet. 213 bölü 5 20 metreden az mı? 20 ile 30 metre arası mı? 40 ile 59 arasında mı? 59 metreden fazla mı? Ona bakacağız çocuklar. Tabii bir kesrin hangi doğal sayılar arasında olduğunu bulmak için onu tam sayılı kesir olarak yazmalıyız öncelikle. Payını paydasına bölelim. 213'ü 5'e bölüyoruz. 2 de yok. 21'de 4 kere var. 4 kere 5 20. 1 kaldı. 3'ü indirdim. 13'te de 2 kere var. 2 kere 5 10. 3 kaldı. 42 tam 3 bölü 5 metre tel alınacakmış. Bakın 42 tam 3 bölü 5 metre 42'den büyüktür ama 43'ten küçüktür. 42 ile 43 arasındadır. Dolayısıyla burada hangi aralığa girer? 40-59 metre aralığına girer. Telin metre fiyatı da 13 liradır. Cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü sorumuz Begüm aşağıda verilen kartlardan 3 tanesinin üzerine bazı kesirleri yazıyor. Boş kartların her birine ise gösterilen kartlardaki her bir kesre denk bir kesir yazıyor. Begüm denk kesirleri her birinin paydasını 20 olarak yazdığına göre Begüm'ün bu kesirlerin paylarına yazdığı sayıların toplamı kaçtır demiş. Büyükler burada Begüm denk kesirler yazacak ama boş kartların her, her birine gösterilen kartlardaki her bir kesre denk bir kesir yazıyor. 1 bölü 2'ye denk olacak kesir mesela. Bu arada paydası da 20 olacakmış. 1 bölü 2'ye denk olacak şekilde yazdığında 2'yi genişletip 20 yapmış. Yani 10 ile çarparak 20 yapar. 1'i de 10 ile çarpmalı ve 10 yazmalı. 10 bölü 24 kesirini yaz yazmalı ki 1 bölü 2'ye denk olsun. E, 3 bölü 4'ü de yine paydası 20 olacak şekilde denk kesir yazacaksa 4'ü ne yaparsanız 20 olur ne ile çarparsanız 5 ile. E, o zaman 3'ü de 5 ile çarpmanız gerekir. Genişlettiğinizde payımız da 15 olacaktır. 4 bölü 5'i de paydası 20 olacak şekilde denk kesir yazılacaksa ne yapmalı? 4 ile genişletip paydasını 20 yapar. 4 kere 4 de 16 payı da 16 olur. Bu şekilde yapabiliriz. Ne demiş? Paya gelecek sayıların toplamı demiş. İlk 10 geldi. Bakın paylardaki sayıları toplayacağız. Sonra 15. Sonra da 16 oldu. Bunları topladığımızda 10, 15 daha 25, 16 daha 41 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorumuz Oğuz tabaktaki 10 kirazın 4'ünü yedi. Oğuz kaç kiraz daha yerse tabaktaki kirazların 4 bölü 5'ini yemiş olur demiş. Çocuklar Oğuz 10'da 4'ünü yedi. Halbuki 5'te 4'ünü yemesi gerekiyor bu soruya göre. Peki 5'te 4'ünün faydası 5 bakın. 10 olması için ne yaparız? 2 ile genişletiriz. Paydamızı 10 yaparız. 2 kere 4 8, 2 kere 5 10. Bakın aslında 10'da 8'ini yerse 4 bölü 5'ini yemiş oluyor. 10'da 8'ini yemedi de 4'ünü yedi. O zaman biz buraya bir 4 tane daha eklersek. 4 tane daha yerse. Cevabımız B seçeneği olur. 4 tane daha yerse 5 de 4'ünü yemiş olur. Dolayısıyla 10'da 8'ini yemiş olur. Cevabımız B seçeneğidir. Evet devam edelim. Beşinci sorumuz. Üşra K, L, M ve P. N ve P olarak harflendirdiği birbirine eş kolileri masanın üzerine görseldeki gibi diziyor. K kolisini masanın sol kenarına, P kolisini masanın sağ kenarına hizalıyor. Üşra K ve B kol, P kolilerini oynatmadan ardışık kolilerin arasındaki mesafeleri değiştiriyor. Son durumda kolilerin arasındaki ile ilgili bilgilen, bilinen bilgiler şunlardır demiş. Tamam. Buna göre hangi kolilerin arasındaki mesafe azalmıştır diyor. Çocuklar. Şeklimizi bir inceleyelim. Kolileri bu şekilde yerleştirmiş. Sonrasında K ile L kolisinin arasındaki mesafe 6 bölü 1 metredir demiş. A ile L'nin arasındaki mesafe 6'da 1'e indirilmiş. Aslında ne olmuş? K ve P kolilerini oynatmadan ardışık kolilerin arasındaki mesafeleri değiştirir de son durumda kolilerin arasındaki mesafelerle ilgili bunlar biliniyor. Şimdi ne olmuş? 1 bölü 8 mi çok, 1 bölü 6 mı çok? Birim kesirlerden paydası küçük olan büyüktür. Bakın, paydası küçük olan büyüktür. 1 bölü 6 daha çok. Şimdi K ile L kolisinin arasındaki mesafe 1 bölü 6 metre olduysa e, arasındaki mesafeyi ne olmuş? Arttırmış. Arttı. Peki. L ile M'ye bakalım. L ile M kolisinin arasındaki mesafe 1 bölü 8'dir. 1 bölü 8. Şey, 1 bölü 8 mi büyük? 1 bölü 10 mu büyük? Dediğim gibi birim kesirlerden paydası küçük olan büyüktür. 8 10'dan küçük olduğu için 1 bölü 8 1 bölü 10'dan Büyüktür. Dolayısıyla buradaki mesafe de arttı. M ile N kolisinin arasındaki mesafe 1 bölü 5 metredir. 1 bölü 5 metre diyelim. 1 bölü 6 mı büyük? 1 bölü 5 mi büyük? Tabii ki paydası küçük olan büyüktür. 1 bölü 6 iken 1 bölü 5'e çıkarmış. Burada arttı. Mesafeyi arttırdı. N ile P kolisinin arasındaki mesafe 1 bölü 10 metredir. He, şimdi 1 bölü 10 metreye çıkardı bu mesafeyi. Tabii ki 1 bölü 10 metre küçüktür. 1 bölü 5 metreden birim kesirlerden paydası büyük olan küçüktür. Dolayısıyla N ile M arası azaldı. Çocuklar mesafe azaldı. Hangi kolilerin arasındaki mesafe azalmıştır demişti. N, P cevabı D seçeneği olur. 6. sorumuz Burak birim kesirlerin yazılı olduğu dörder topu torbalara atıyor. Aşağıdaki torbalar ve torbalardaki toplar gösterilmiştir demiş. Burak birinci torbadan rastgele aldığı bir topu ikinci torbaya atıyor. Daha sonra ikinci torbadaki topları büyükten küçüğe doğru sıralıyor. Burak'ın yaptığı sıralamada birinci torbadan aldığı top sağdan ikinci olduğuna göre. Burak'ın birinci torbadan aldığı topun üzerinde hangi kesir yazmaktadır demiş. Çocuklar i̇şte buradan bir tane topu aldı buraya attı. Şimdi biz ikinci torbadaki kesirleri bu top geldikten sonra da sıralayacağız. Şimdi sıralayalım ve birinci torbadan gelen sağdan ikinci olacakmış. Büyükten küçüğe doğru ikinci torbadaki kesirleri sıralayalım. Birim kesirler payları 1. Bir. Birim kesirlerden paydası küçük olan büyüktür. Yani 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 3'ten o da büyüktür. 1 bölü 6'dan o da büyüktür. Bakın 1 bölü 9'dan ancak Buranın birinci torbadan aldığı top Adan ikinci olacağı için buraya o da büyüktür 1 bölü 9'dan yazacağız. Yani birinci torbadan bir top gelecek ondan sonra sıraladığımızda sağdan ikinci top birinci to e, torbadan gelen top olacak. Peki 1 bölü 6'dan ne olacak? Küçük olacak. 1 bölü 9'dan da büyük olacak. Yani payları 1 olan kesirlerden paydası küçük olan büyüktü. bir soru işareti yerine 1 bölü 7 yazabiliriz. 1 bölü 8 de yazabiliriz. Büyüktür 1 bölü 9'dan olur. Bakın 1 bölü 6'dan küçük 1 bölü 9'dan büyük olan birim kesirler 1 bölü 7 ile 1 bölü 8'dir. E hangisi gelmiş olabilir? Birinci torbadan bakın burada 1 bölü 7 var. 1 bölü 7 gelmiş olabilir. Cevabımız C seçeneğidir. Evet ilerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerini de kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.